Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Arnold Schwarzenegger. Arnold geçenlerde bir yorum attı ki yazıktır ki şimdi de vücut geliştirme çok kötüye gitti. Eskisi gibi değil. Çok iğrenç oldu ve itici oldu. Ben de bunun üstüne imzamı isterim atayım. Ve anlatayım sana benim görüşlerimi. Arnold'un zamanlarında tabii ki Arnold vardı. Frank Zane vardı. Zenci vardı neydi ismi? Oliver. Sergio Oliver vardı. Mesela bu adamlar hep estetik. Bu adamlar hepsi estetik, tamam mı? Ve mesela bir adam şu çok örnek aldım ondan. Mesela şu ünlü bir hocadır şimdi. Çok saygım var sonsuz ona. O da Charles Glass. Yani o adam çıktığında podyuma takla atardı. Herhangi bir sürü hareketler yapardı. Vücutlar hep estetik. Şimdi bodybuilding iğrenç oldu. Bodybuilding iğrenç oldu. Ve şimdiki bu zamanlarda kimler vardır? Kimler ilgi çekiyorlar? Simon Pandalar, Ulysses'ler, nedir o? Sergio nedir? Constance. Yeah! Ya be Orhan ya, sen biliyorsun. Onlar, şimdi bunlara bakınca, tamam mı? Bunlara bakınca Arnold'un ve Frank Zane'in ve diğerlerinin hep ölçülerinden aynıydılar. Yani bu zamandaki fitnessçiler eskilerin bodycilerin ölçüleri vardır ama fitnessçi oldular şimdi. Yani bu zamandaki de bodybuilderlar podyuma bile çıkamazlar. Arnold'un bir güzel şey anlattı, oracıkta dedi çıkar podyuma böyle vereceğini, poz vereceğini böyle verir, böyle. Öyle gibi yapıyorlar yani adam nefes alamıyor ya, adam Calgary mesela çıkıyor, yürüyor aşağı, adam bakkala yürüyor, konuşamıyor bile. Yani o mastif köpekler var ya, o mastif itler şu dakika başta öyle. Yani benim de öyle bir köpeğim vardır ki o yüzden biliyorum yani. O mastifler de toplam 5 yıl yaşıyorlar ha. Mastif köpekler 5-6 yıl yaşıyor o Fransız mastifler. Niye? Çünkü nefes alamıyorlar arasını zaten. Bu zamanki vücutçular nefes alamıyor. Da bir de hareketmiş yapacaklar. Bir daha şov yapacaklar podyumda. Ne yapacaklar şov podyumda? Bir de göbek de öyle salttı böyle. Aşağı doğru salttı. Tamam mı? Bir de öyle hamile karı gibi görüyorlar. Gerçekten bodybuilding ilaç oldu. Bu yüzden fitness şimdi bodybuilding'i geçti. Artık Lazar Angelov gibileri, Ulysses gibileri, Sandman Pandalar gibileri hep para bunlardan geliyor şimdi artık. Çünkü insanlar estetik vücut istiyorlar. Ama eski zamanlarda 70'li yıllarda bodybuilding ne demekti? Estetik vücut. En güzel, en şekli, en simetrik vücut. Şimdi bokunu çıkarttılar ortalığın. Benim de canımı sıkan da nedir? Şimdiki bu fitnessçiler de hepsi diyorlar ki doğaldır. Simon Panda doğaldır, ne bileyim ben ne doğaldır, o doğaldır, bu doğaldır. He, utanma ya, C.T. Fletcher ve Kali Muscle bile utanmadan diyor ki doğaldır ya. Onlar bile utanmadan diyor ki doğaldır. Phil Heath bile, ya şimdi öyle olunca abartılı oluyor. Eski zamanlarda 70'li yıllarında, 80'li yıllarında Arnold gibileri, Frank Zane şu dediği kimyasal, kimyacı. Değil, lakabı kimyacıydı. Adamlar basbayağı ortada çıkıyorlar. O adamların genetikleri de çok harikaydı. Tamam mı? Ama onlar ortada söyledi. Evet biz kullanıyoruz ya. Şimdiki bu zamanlarda biz kullanmayız. Yok. Çünkü o kadar çok supplementlerden para geliyor. Tamam mı? Supplementler satsın diye, tamam mı? Değilse kullanıyor. Supplementler onlara para vermeyecek. Ya sen aldın hidroksikatsı. Sen hidroksikatsından yaktın bu yağları. Demek ki tiromer aldın. Demek ki klimbitrol aldın. Demek ki growth aldın. Demek ki anasını sattığımın denepe aldın. Sen onları almadın. Sen aldın hidroksikat. Yani bu yüzden bu supplementlerden dolayı, bu yüzden tamam mı?
çok yalancı var bu piyasada. Çok 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 yalancı var piyasada ve bizim gençler halen daha birçok şeylere, dergileri alıp okuyorlar ve inanıyorlar. Arkadaşlar, fitnessçiler bile anasını bile basıyorlar. Benim diyeceklerim budur. Koyunuz ya beni köyünüzden, koyunuz, koyunuz beni köyünüzden, man, I don't care, I don't care. Koyunuz, koyunuz beni köyünüzden. Alright, peace.